ABCD karesinden bahsediyor. Şöyle kare çizelim bir tane. Şimdi şöyle yapabiliriz. A köşesi burası olsun. B köşesi burası. C burası. Burası da D. Şimdi B'nin 3 virgül eksi 1 olduğu söylenmiş. 3 virgül eksi 1. D'nin de 7 virgül eksi 5 olduğu söylenmiş. Bizden istenen karenin bir kenar. Biz şunu bulabiliriz. B ve D arasındaki mesafeyi bulabiliriz. Tabii bu bizim karemizin köşegeni olacak. Eğer karenin biz bir kenarına A dersek, şuraya A dersek, karemizin köşegeni de A kök 2 olur. Eğer kenarı 1 ise köşegeni de A kök 2 olacak. Şimdi şu iki nokta arasındaki uzaklıktan A kök 2'yi bulabiliriz. Noktaları alt alta yazacağız. Üst tarafa D'yi yazıyorum. 7 virgül eksi 5. Altına B'yi yazıyorum. O da 3 virgül eksi 1. Çıkaracağız birbirinden. 7'den 3 çıkarıyorum. 4. 4'ün karesi. Sonra eksi 5'ten eksi 1 çıkaracağız. Artı diyorum. Eksi 5 eksi. Şunu şöyle yazayım. Eksi 5'ten eksi 1'i çıkarıyoruz. Eksi 1, eksi 5, eksi eksi 1 yani. Bunun karesini alacağız. Toplamlarının da karekök. Bu bize BD uzunluğunu verecek. B ile D arasındaki mesafeyi ki B ile D arasındaki mesafeyi biz A kök 2 demiştik. Burası A kök 2'dir. Yani A kök 2 eşittir. 4'ün karesi 16. Artı. Şurası artı olacak. İki tane eksi olduğu için artı. Eksi 5 artı 1 eksi 4. Eksi 4'ün karesi de 16 olur. Karekök. Yani A kök 2 eşittir. Burası 32 ya da 16 çarpı 2. Bunun karekök. Şimdi 16 kökün dışına 4 olarak çıkacak. A kök 2 eşittir. Şu 16 4 diye çıkacak. Yanında kök 2 kalıyor. Biz buradaki kök 2'leri sadeleştirirsek A uzunluğumuz yani karenin bir kenarı da 4 birim olur.